İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV5 ekranlarında Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programına hoş geldiniz. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba akşamında da ilk kıblemizi, ikinci mescidimizi, üçüncü haremimizi, Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü konuşacağız. Bu akşam biraz daha özel bilgiler vererek Mescid-i Aksa'da yapılan, Kudüs'te yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Uzunca süredir bizleri takip eden izleyicilerimiz, yakından takip eden izleyicilerimiz bileceklerdir. Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla düzenliyoruz programımızı ve bu akşam Mirasımız Derneği'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ayakta tutan iki önemli projesini masaya yatıracağız. Çok değerli başkanımız, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammed Demirci konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuğumuz diyorum ama aslında ev sahibisiniz programın. Onu da hemen ifade etmiş olalım. Bu akşam iki önemli projeyi masaya yatıracağız. Ve her ikisini de ayrı ayrı konuşmak istiyoruz. Bu projeleri biz zaman zaman ekranlarda izleyicilerimize veriyoruz ama detaylarına girelim istiyoruz. Niçin gerek var bu projelere? Bunları konuşalım istiyoruz. İnşallah programımıza devam edeceğiz ama ben hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. İnşallah ondan sonra devam edelim. Sevgili seyirciler, sizler de bu akşam programımıza SMS'lerinizle, e-maillerinizle ve Twitter ve Facebook hesaplarımızdan katılabilirsiniz. Zaman zaman yönetmenimiz sizlere ekranlarınıza getiriyor iletişim araçlarımızı, sosyal ağ aracılığıyla da bizlere ulaşabileceğinizi hemen ifade etmiş olalım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan sıkıntıları yaklaşık 14 programdır sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Aktarırken de defaatle söyledik, çorbada tuzunuz bulunsun, tuzumuz bulunsun niyetiyle, safımız belli olsun niyetiyle yardımcı olmak isteyen izleyicilerimizin çok sayıda mesajlarını alıyoruz. Onlara öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. SMS'lerinizle bizlere destek oluyorsunuz ve olmaya devam ediyorsunuz, Allah razı olsun. Biz hemen SMS numaramızı hatırlatalım. 5772'ye bir mesaj göndererek, bir kısa mesaj göndererek Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan sıkıntılara bir nebze olsun ilaç olabilirsiniz sevgili seyirciler. Benim de bir tuğlam olsun orada yapılan çalışmalara, Mescid-i Aksa'da yapılan çalışmalara diyorsanız 5772'ye bir mesaj göndererek bizlere destek olabilirsiniz. Hangi GSM'de olursanız olun, herhangi bir tanesinden göndermeniz mümkündür diyelim ve söyleşimize başlamış olalım değerli başkanımızla. Değerli başkanım, ev sahibisiniz, az önce de ifade ettiğim gibi program bizim programımız. Onun için Beyarık ve İlim Halkaları projelerini konuşmak istiyoruz. Ancak arzu ediyorum ki önce Beyarık seferlerinden başlayalım. Çünkü İlim Halkaları biraz daha detayına inilecek. Bu bölümümüzü Beyarık seferleriyle konuşalım istiyorum. Biz aşağı yukarı 14. programımızdayız. Bugün 15.sini yapıyoruz. Allah'ın lütfuyla inşallah devam edecek. Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan bahsederken hep yalnızlaştırılmaktan bahsettik. Siz de hep uyardınız. Yani yalnız kaldığı anda işgal rejimi müdahale eder. Evet. Beyarık'ın temelinde de zannediyorum bu yalnızlaştırılmaya karşı bir proje var, evet. Değil mi Sayın Başkanım? Evet. Aslında tam Beyarık projesine tam girmeden önce, onu anlatmadan önce kısa bir cümleyle şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Bugün yani Mescid-i Aksa her zaman milletimiz, herkes şunu der. Evet, İsrail planlar kuruyor. Mescid-i Aksa yok etmek için, Mescid-i Aksa yıkmak için, Kudüs'ü işgal etmek için planları kuruyor ve planlarını gerçekleştirmek için adımlarını atıyor. Evet. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Eskiden İsrail planlarını 5 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık planlar kurmaya çalışıyordu. Ama bugün gördüğümüz şekilde artık planlarını hızlandırmaya çalışıyor. Aylık plan kurmaya çalışıyor. 6 aylık plan kurmaya çalışıyor. 1 yıllık plan kurmaya çalışıyor. Bu çok tehlikeli aslında. Yani 1 yıla veya 6 aya veya 1 aya iniyorsa bu planlar. Çünkü kısa demek, hedefler. Kısa hedefler ve hızlandırılmış hedefler. İsrail bu planlara başladığı anda, yani bu kısa hedeflere planlara, kısa planlara başladığı anda İsrail'in işi bitmiştir inşallah. Yani Kudüs'te yaptığı Yahudileştirme çalışmaları artık suya düşmeye başladı. Bunu biz yakinen görüyoruz inşallah. Artık
Çünkü niye kısa planlara düşmeye başladı? Baktı ki uzun planlar olmuyor. Zaman da ilerliyor. Kudüs de ellerinden gidiyor. İsrail ellerinden. Müslümanlar orada hakiki bir şekilde Mescid-i Aksa müdafasını yapıyorlar. Bayrak seferleri olsun, ilim hakkında seferleri olsun. Az önce, birazdan detaylarını anlatacağız. Evet, inşallah. Ama bu çalışmalar boşa gitmiyor. İsrail de bunu bilince de bunu biliyor. Bildiği için planlarını artık hızlandırmaya çalışıyor. Eskiden 5 yılda yaptığı Yahudileştirme çalışmaları, planları, bugün İsrail bunu 1 yıla sıkıştırmaya çalışıyor. Eskiden 1 yılda yaptığı Yahudileştirme çalışmalarını bugün 6 aya, 3 aya indirmeye çalışıyor. 6 ayda yaptığı Yahudileştirme planlarını 1 haftaya, 2 haftaya, 1 aya düşürmeye çalışıyor. Bu daha tehlikeli görmüyor musunuz başkanım? Aslında bunda iki ders almamız lazım. Birincisi dediğiniz gibi çok tehlikeli. Yani daha çabuk, çok uyanık olmamız gerekiyor. Evet. İkinci taraftan da bizim yararımıza, çünkü İsrail bu kısa vadeli planlara düştüğü için İsrail'in artık oradan biteceği mesajı ona ulaşmış demektir. Ve biz, acele hareket ederek çok hata mı yapıyor? Çok hata yapıyor. Acele hareket etmeye çalışıyor ve suya düşüyor planları. Ama karşı tarafta bizim Müslümanlar olarak gerçekten çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani Kudüs'teki Müslümanlar bunun bilincinde zaten. Orada ciddi çalışma var. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da. Ama biz Kudüs dışındaki Müslümanlar, Türkiye'de, Arap aleminde, Avrupa'da, tüm dünyada yaşayan Müslümanlar, Mescid-i Aksa'nın tam anlamıyla şuurunda, bilincinde olmasak, yani Mescid-i Aksa'yı bırakırsak, Mescid-i Aksa bizim elimizden gider. Bakın İsrail şundan çok korkar. Kamuoyu desteğinden İsrail çok çekinir. Baskıdan. Baskıdan. İsrail hiçbir zaman ne Birleşmiş Milletler'in kararlarından korktu, ne de uluslararası siyasi baskıdan korktu, çekindi. Hiçbir şey yapmadı İsrail için. Hiçbir anlam yapmaz. Arap Birliği zirvesi buluşsun, Kudüs için, Mescid-i Aksa için planlar çıkartsın, protesto etsin, beyanat çıkartsın. İsrail için hiçbir şey, bir anlam ifade etmiyor ki. Zaman zaman Birleşmiş Milletler de İsrail'e hitaben şu cümleleri kullanıyor. İşgal devleti İsrail, evet, işte şunlardan çekinin, işte Kudüs'te Yahudileştirme Yahudilere evler inşa etmeyin, işgal topraklarında şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Yerleşim birimlerini inşa etmeyin, bırakın artık, şundan çıkın, şundan çekilin, şunu yapın. Ama İsrail hiçbir zaman onları dinlemedi ki. Daha geçen hafta 245 konut inşa edecek İsrail Kudüs'te. 245 ve Kudüs'te. Yani İsrail hiçbir zaman onları dinlemedi ki. Hiçbir zaman ama şundan İsrail çok korkar. Ne zaman Müslümanlar, dünyadaki Müslümanlar, halk ciddi bir şekilde İsrail'e karşı protestonu ve mesajını ciddi bir şekilde ulaştırırsa, biz o zaman Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün fethi elimizde olacak. Demek ki İsrail oradan defolacak ve çıkacak. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Dünya Müslümanları, Türkiye'de ve tüm dünyadaki Müslümanlar, biz lobiler halinde çalışmalarımızı birlikte hareket etmemiz lazım ki Mescid-i Aksa'ya mesajımız, sesimiz ulaşmalı. Şu mesajı İsrail'e ulaştırmamız lazım. Sen Kudüs'te işgalcisin. Ve Kudüs Mescid-i Aksa Filistinlerin veya Arapların veya Kudüslülerin davası değil. Tüm Müslümanların davası. Biz bu iki mesajı birleştirerek İsrail'e bunu ulaştırabilirsek, demek ki biz hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Bundan yaklaşık 2004'te ve 2007'de, 2011'de, 2012'de İsrail Mescid-i Aksa'nın batı kısmında bulunan Megaribe Köprüsü var ve Megaribe, evet, Kapısı var. İsrail bunu kaldırmaya çalıştı. 2004'te kaldırmaya çalıştı. Başaramadı. 2007'de kaldırmaya çalıştı, başaramadı. 2011'de çalıştı, yine başaramadı. Geçen sene de kaldıracaktı, yine başaramadı. Neden başaramadı bunları yapmayı? Halbuki İsrail'in planına göre 2008'de bu köprü ve bu alan tamamen Yahudileştirilmiş olacaktı. Burak Duvar'ın yanındaki
tarihi eserler. Tamamen onları yıkacaktı. Neden başaramadı? Yani bu soru ciddi bir soru. Çünkü ne zaman bu köprüyü kaldırmaya, bu tarihi eserleri kaldırmaya kalksa bütün Müslümanlar, dünyadaki Müslüman ayağa kalkıyor. Türkiye'de yürüyüşler düzenlendi. Ürdün'de yürüyüşler düzenlendi. Mısır'da düzenlendi. Ben bildiğim ülkeler bahsediyorum. Malezya'daki Müslümanlar sokağa çıktılar. Hayır diye. Evet. Biz buna kısmen bazı İslam ülkelerin liderleri, başkanları harekete geçti. Birkaç mesaj gönderdiler yapmayın diye. Niye harekete geçtiler? Halk çünkü harekete geçti. Ne zaman halk harekete geçerse hakimler de Müslüman liderleri de harekete geçmek zorunda kalıyor. Ve İsrail durdurdu bu planları. Biz bu şekilde Mescid-i Aksa'yı sürekli gündemde tutmamız lazım. Sürekli harekete geçirmemiz lazım. Bugün Mescid-i Aksa'nın durumu aslında bizi ta Selahaddin Eyyubi gününe tekrar götürüyor. Bugünkü durum Mescid-i Aksa. Hatta şimdiki durum belki Selahaddin Eyyubi döneminden daha da iyi söyleyebiliriz. Selahaddin Eyyubi Nureddin zamanında, Nureddin Zengi zamanında Mescid-i Aksa 88 yıl tarihçilere göre Mescid-i Aksa işgal altındaydı. Evet. Ve tamamen Mescid-i Aksa'ya girilmiyordu. Mescid-i Aksa'yı tamamen unutulmuştu. Düşünün 88 yıl Mescid-i Aksa'da hiç namaz kılınmadı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da hiç namaz kılınmadı. 88 yıl boyunca. Ve Müslümanlar gerçekten Mescid-i Aksa'yı tamamen unutmuşlardı. Ta ki elhamdülillah Nureddin Zengi Müslümanları birleştirdi. Müslümanlar ve minber inşa etti. Mescid-i Aksa'da koyulmak üzere bir minber inşa etti. Düşünün bu da çok ilginç bir tavır. Mescid-i Aksa işgal altında ve Müslümanlar parçalanmış durumda. Tamamen ülkeler halinde yani. Bu durum gibi yani. Her ülke kendi kafasına oynuyor. Darmadağını. Hiçbir lider yok. Müslümanların lideri yok. Ama Nureddin Zengi geldi ve minber inşa etti. Ben bu minberi Mescid-i Aksa'da koyacağım, Mescid-i Aksa'ya koyacağım dedi. Ve çok güzel minber inşa etti. Nureddin Zengi kendisi koyamadı Mescid-i Aksa'ya bu minberi. Onun ardından Selahaddin Eyyubi geldi. Müslümanları birleştirdi. Ve Kudüs Mescid-i Aksa'yı kurtardı. Minberi de Mescid-i Aksa'nın içine yerleştirdi. Mescid-i Aksa'yı kurtardı, evet. Ama Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı unutmuşlardı. Çünkü 88 yıl, 90 yıl Mescid-i Aksa Müslümanların hakimiyetinin dışındaydı. Ve Mescid-i Aksa'da hiçbir tek bir sesi getirilmemişti. Mescid-i Aksa'da hiç namaz kılmamışlardı Müslümanlar. Selahaddin Eyyubi Müslümanları Mescid-i Aksa'ya tekrar bağlamak için, tekrar Müslümanlar Mescid-i Aksa'nın heyecanında ve Mescid-i Aksa'nın sevgisinde büyümeleri için bir proje başlattı. Adı da Bayarık Projesi. Niçin Bayarık? Niçin Bayarık? Selahaddin Eyyubi bütün ülkelerden, bütün Müslümanları birleştirdi zaten ve Mescid-i Aksa'yı fethetti. Bütün ülkelerden, şehirlerden, kasabalardan, köylerden mesaj gönderdi herkese. Herkese şu mesaj iletti. Gruplar halinde Müslümanları toplayın ve Mescid-i Aksa'ya gidin. Orada namaz kılın. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmayın. Gruplar toplanıyordu ve grubun başında bir bayrak. Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz bayrağı. Bu bayrak bir ordu değil. Bir savaş ordusu değil. Kavgaya gitmiyorlar. Sadece Mescid-i Aksa'da namaz kılıp, ibadet edip Mescid-i Aksa'yı ihya etmek için orada bulunuyorlar ve tekrar dönüyorlar şehirlerine. Bugün Mirasımız Derneği'nin bayraklarının otobüslerde olduğu gibi Allah'a şükür. Ve bugün bu projeyi tekrar ihya etmek için Kudüs'e ciddi çalışmalar var. 2001 yılından itibaren bu proje başladı tekrar Kudüs'ten. Bayarık Seferleri Projesi. Filistin artık çok karışık bir ülke. Filistin'de Gazze var, ambargo altında. Gazze'deki Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gidemiyorlar kesinlikle. Bir duvar var ve hatta Gazze dışına çıkamıyorlar değil mi? Gazze dışına zaten çıkamıyorlar. Mısır'a bile gidemiyorlar. Evet. Gazze'nin içerisinde. Açık hava hapishanesi tam da Gazze için söylenebilecek bir ifade. Söylenebilir tamamen ve Gazze'den Müslümanlar çıkamıyor hiçbir yere. Batı Şeria'daki Müslümanlar da çıkamıyorlar. Duvar
örüldü ve Batı Şeria'daki Müslümanlar Batı Şeria'nın dışına hiç çıkamıyorlar. Kudüs'e kesinlikle gidemiyorlar. Mescid-i Aksa'yı göremiyorlar. Yıllardır, 20 yıldır, 25 yıldır, 30 yıldır Mescid-i Aksa'yı göremeyen Filistinli Müslümanlar var. Mescid-i Aksa'ya gidemeyen ve Mescid-i Aksa'yı göremeyen Müslümanlar var. Evet. Kudüs'e gelirsek, Kudüs'ün içinde de bir duvar daha örüldü. Bazı Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı camından, çatısından görüyor. Ama Mescid-i Aksa'ya gidemiyor. Bir duvar örüldü ve o duvarı geçemiyor. Ördükleri duvar. Utanç duvarıyla. 50 bin Kudüslü, 150 bin Kudüslü Mescid-i Aksa'nın dışında kaldı. 150 bin Kudüslü. Bunlar aslında Kudüs şehrinin içerisinde yaşıyorlar. Asıl planına göre. Kudüslüler. Kudüslüler. Kudüslüler ama şu an duvar örüldükten sonra Mescid-i Aksa'ya gidemiyorlar. O duvardan çıkamıyorlar. Mescid-i Aksa'yı 15 yıl evin camından ve çatısından gören Müslümanlar var ama Mescid-i Aksa'ya gidemeyen Müslümanlar. Sadece yani bu bütün mesele niye yapılıyor İsrail tarafından, İsrail işgal devleti tarafından? Mescid-i Aksa'yı yalnızlaştırmak için. Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gidemesinler. Mescid-i Aksa yetim kalsın. Mescid-i Aksa'nın etrafını zaten Yahudileştirdiler. Mescid-i Aksa'yı kuşatma altına aldılar. Mescid-i Aksa'yı yıkmak artık çok kolay olsun diye. Zaten Filistin dışındaki Müslümanlar Kudüs'e gitmeleri için bir vize almaları gerekiyor. Bir yani uzun bir işlem, uzun bir mesele ve alimler de bu konuda tavırları var. Mescid-i Aksa'ya gidilmiyor. Gidilemiyor. Yok, zaten Kudüs, gidilse de 3-4 gün durulup dönülmek zorunda. Aynen. Sayın Başkanım. Kim Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gidebilir? Sadece Kudüs şehrin içerisinde 350 bin Müslüman var. Bunlar evet. Duvarın iç kısmında Mescid-i Aksa'ya gidebilen Müslümanlar. Mescid-i Aksa'da yaşayanlar diyebiliriz herhalde. Mescid-i Aksa'da yaşayanlar. Harem-i Şerif'te yaşayanlar. Mescid-i Aksa'nın etrafında. Bunlar evet. Mescid-i Aksa'yı korumak için nöbet tutan Müslümanlar. Ve 1948 alanı dediğimiz yani İsrail'in 1948'de işgal ettiği topraklar. Burada yaklaşık 1 milyon Müslüman, 1 milyon 200 bin Müslüman yaşıyor bu topraklarda. Ve sadece onlar rahat bir şekilde gidebilirler. Tabii yaş sınırı geliyor. 45 yaş altındaki Müslümanlar bazen alınmıyor. 50 yaş altındaki Müslümanlar bazen alınmıyor. İsrail'in kafasına göre. Belki burada bu şunun altını çizmek gerekiyor başkanım. Yanlış anlaşılmaya mahal vermesin diye. Rahat bir şekilde gidiyorlardan kasıt seyahat etme adına rahatlar. Yoksa girme adına değil. Girme adına değil. Yani kanunen gidebilen Müslümanlar. Evet. Kanunen gidebilen Müslümanlar. Evet. Ama bazen kanunen onlar İsrail engelliyor. Otobüsleri durduruyor. Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gitmelerine engel oluyor. Evet. Bu olan şeyler yani. Evet. Her gün Mescid-i Aksa'da, mesela kapılarında engellenen Müslümanlar var. Ama kanunen bunlar gidebilir. Sadece gidebilir tarafları var. Ve bu yaklaşık toplam 1,5 milyon Müslüman, yani evet. Kudüs'lü Müslümanlardı ve 48'deki Müslümanlar, yaklaşık 1,5 milyon Müslüman, bunlar rahat bir şekilde Kudüs'e gidebilirler. Yani kanunen müsaade eden Müslümanlar gidebilirler ve Mescid-i Aksa'yı koruyabilirler. Dışarıdaki Müslümanlar Mescid-i Aksa'yı koruyamazlar. Bugün Mescid-i Aksa'yı yıkmak isteyen, yani Mescid-i Aksa'yı yıkmak istese İsrail, işgal devleti, bugün Mescid-i Aksa'yı yıkmak istese bunlar seferberlik ilan ediyorlar. Otobüslerle Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar ve Mescid-i Aksa'ya nöbet tutuyorlar. Evet. Geçen sene de defaten bu çalışma oldu. Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmek istediler Eylül ayında. 20 gün boyunca Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya nöbet tuttular. İşlerini güçlerini bıraktılar. Otobüslerle biz taşıdık Müslümanları. Gidin Mescid-i Aksa'da nöbet tutun. Orada kalın, ibadetinizi yapın ve tekrar dönün. Elhamdülillah bu projeyle Mescid-i Aksa'daki insanlar Mescid-i Aksa'ya doruplaştı ve her gün onlarca otobüs Mescid-i Aksa içine gidiyor. Cuma günleri 50'ye ulaşıyor otobüslerin sayısı. Ramazan'da her gün 100 otobüsten fazla Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Tabii. 120 otobüs kaldırdık bu sene Ramazan'da. Teravih namazına ve iftara Mescid-i Aksa'da namaz kılıp ve herhangi bir ücret alınmıyor Müslümanlardan. Gidin Mescid-i Aksa'da namaz kılın. Orada nöbet tutun birkaç saat. Mescid-i Aksa'yı unutmayın. Selahaddin Eyyubi'nin
projesini tekrar ihya etmek için bu projeyi tekrar hayata geçirmeye çalıştık. Başkanım, hep şunu ifade ediyoruz. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Özünde baktığınızda bir farkları yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinde de geçiyor. Ayet-i kerimelerde de ikisi birlikte zikrediliyor. Bunları defalarca konuştuk. İzleyicilerimiz de artık zannediyorum bu meseleyi net bir şekilde anladılar. Burada en önemli amaçlardan bir tanesi de aynen Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın da sürekli hareketli hale gelmesi de bir amaç. Doğru değil mi başkanım? Tabii. Şu an Mescid-i Haram'a, Mescid-i Nebevi'ye yılda milyonlarca Müslüman Mescid-i Haram'a gidiyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyor. Neredeyse hareket etmek zorlaşıyor artık. Aynen, evet. Hareket etmek artık zorlaşıyor. Ramazan'da ve Haç döneminde hareket etmek gerçekten çok zor. Niye? Mescid-i Haram'a, Mescid-i Nebevi Müslümanlar gidebilir rahat bir şekilde. Şimdi Kudüs yalnızlaştırılmış bir belde. Halbuki Kudüs'ün önemi Mescid-i Haram'ın ve Mescid-i Nebevi'den daha az değil. Aynı ayet-i kerimelerde zikredildi. Aynı hadislerde de zikredildi. Ama sizin dediğiniz gibi Mescid-i Aksa'nın durumu, şu anki durumu tamamen Mescid-i Haram'dan ve Mescid-i Nebevi'den çok uzak. Biz bu projeyle bu Mescid-i Aksa'nın ihyası, Mescid-i Aksa'nın içerisinde böyle tutma meselesini tekrar ihya etmek istiyoruz. İnşallah. Çünkü İslam ülkelerinden Kudüs'e gitmek biraz sıkıntılı. Zorluklar var. Bazı alimler bunun doğru olmadığını söylüyorlar. Özellikle Arap ülkelerin kesinlikle Mescid-i Aksa'ya gitmemeleri gerekiyor. İsrail'le çünkü İsrail'den izin alıp Mescid-i Aksa'ya gidince bu da çok sıkıntılı bir mesele. İsrail'den izin alıp Mescid-i Aksa'ya gitmek, orada kalmak. Ya Mescid-i Aksa'yı dorup Müslümanlarla nöbet tutmalarını sağlamak için sadece Kudüs'ün içerisinde yaşayan Müslümanlar, evet, ve 40 sakın yaşayan Müslümanlarla olabiliyor. Kısa bir araya gideceğiz. Beyarık seferlerini kısmen de olsa ikinci bölümde de konuşacağız. Sonrasında inşallah ilim halkalarına geçeceğiz başkanım. Sevgili seyirciler, Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programına kısa bir reklam arasından devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, TV5 ekranlarında Mirasımız Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Mirasımız Tehlikede programı devam ediyor. Siz de Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşayan Müslüman kardeşlerimize desteklerinizi Mirasımız Derneği aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Cep telefonlarınızdan 5772'ye bir mesaj göndererek Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan sıkıntılara bir nebze olsun yardımda bulunabilir. Müslüman kardeşlerimize desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Programımızdan konu, bu akşamki konuğu ev sahibi Mirasımız Derneği Başkanı Muhammed Demirci. Beyarık seferlerini konuşuyorduk ama ben bugün bir sürpriz hazırladım değerli başkanım. Aslında sizin de bugün bu sürprizimizden haberiniz yok. Bir sosyal medyada dolaşan bir video var ve çok orijinal bir video. 2 yaşında bir kardeşimiz dünyanın çeşitli başkentlerini soran babasına cevaplar veriyor. 1-2 dakikalık bir video, izleyicilerimize de duyurmuştuk. Müsaadeniz olursa o videoyu hep beraber izleyelim ve birazcık tebessüm edelim ve birazcık da ders alalım istiyoruz ve o videoyla sevgili izleyicilerimizi baş başa bırakıyoruz. Alo. Alo. Şu ismak? Hasan Minam. Hasan Minam. Addeş umrak ya Hasan? Sinten. Sinten. Enti min aya daya min Lübnan ya Hasan? ضيعك صحمور. وشو اسمه البابا؟ اسمه بابا علي. علي. والماما؟ اسمها مريومة. مريومة. اليوم بدك تقلي كل العواصم اللي حافظهم. انت حافظ كل العواصم العربية؟ اه. برافو حبيبي. شو عاصمة لبنان؟
بيروت شو عاصمة مصر؟ مصر القاهرة. القاهرة شو عاصمة الأردن؟ عمان. طلع فيي بالكاميرا وقل لي شو عاصمة الأردن؟ أردن عمان. علي صوتك. عمان. عمان شو عاصمة سوريا؟ سوريا مصر. شو عاصمة اليمن؟ صنعاء. علي صوتك. صنعاء. شو عاصمة ليبيا؟ طرابلس. شو عاصمة السودان؟ السودان خرطوم. خرطوم. شو عاصمة المغرب؟ المغرب. شو عاصمة فلسطين؟ فلسطين كله. طب وشو عاصمة إسرائيل؟ ما فيش إسرائيل. ما فيش إسرائيل. إيه. Evet başkanım, yorumunuzu almak isteriz. Maşallah. Hakikaten Allah babasına, annesine İslam'a bağışlasın inşallah. Çok güzel. Güzel. Yani yoruma da gerek yok aslında. Yok, evet. Yani çocuklarımızı da böyle yetiştirmemiz lazım. Filistin'in başkenti neresi? Kudüs. Kudüs. Elhamdülillah. Kudüs. Niye Kudüs? Çünkü Mescid-i Aksa var orada. Hı. İsrail diye bir şey yok. Evet. Çocuk bile İsrail diye bir şey yok diyorsa hiç yoruma gerek yok. Evet, elhamdülillah. Ben bu videonun hazırlanmasına emeği geçen Eymen kardeşime ve Serhat arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Onlar bugün bu video üzerinde de çalıştılar. Allah razı olsun. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da böyle güzel, biraz da tebessüm ettiren videolar olacaktır diyelim ve devam edelim. Önemli bir adımı konuşuyoruz, Beyarık Seferleri. Beyarık Seferleri yalnızlaştırılma projesine karşı en önemli adımlardan bir tanesi dediniz. Ve her gün onlarca otobüsle buraya seferler düzenleniyor. Hemen ifade etmiş olalım. Allah'a hamdolsun, Mirasımız Derneği olarak bizim 5 adet otobüsümüz var şu anda. 2014'ün ilk yarısı içinde 5 adet otobüsün siparişi verildi. Türkiye'deki Müslümanların destekleriyle bunlar yapılıyor. Buradan sevgili izleyicilerimize de hemen ifade etmiş olalım. Yönetmenimiz telefon numaralarımızı da zaman zaman gösteriyor, veriyor. İnşallah destek olmak isteyen izleyicilerimiz de desteklerini esirgemesinler. Ben tabii Beyarık meselesinin sonuna gelindiğinde özellikle rakamlar üzerinde duracağım ama şimdi biraz daha Beyarık seferlerinin kapsamı üzerinde duralım istiyorum. Sizin üzerine basa basa ısrarla bütün konferanslarınızda, konuşmalarınızda, yazılarınızda ifade ettiğiniz bir şey var. Kudüs'teki Müslümanların iktisadına, ekonomisine çok büyük katkılar olduğunu söylüyorsunuz. Niçin? Biz bu Beyarık seferleri vasıtasıyla elhamdülillah tabii bu proje, Beyarık seferleri projesi 2001 yılında Şükrü Salah'ın desteğiyle, Şükrü Salah'ın emriyle yapılan bir proje. Bu projeyi ilk yani gündeme getirdiğinde Şükrü Salah Kudüs'e bir boykot uygulanmıştı 2000 yılında. 2000 yılının intifadasında Batı Şeria'daki Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gidemezler oldu. Zaten Gazze'deki Müslümanlar gidemiyorlar Kudüs'ü Mescid-i Aksa'ya. Kudüs'te ciddi bir Müslüman esnafı var. Kudüs'e giden Müslümanlar bunu bilirler. Kudüs'ün sokaklarında Müslüman esnafları var. Çok sayıda. Evet. Çok sayıda. Ve bu esnafa İsrail tarafından boykot uygulanıyor. Yani gelen turistler Avrupa'dan, Hristiyan turistler ve Yahudi turistler ve Batı'dan gelen, Kudüs'e gelen turistler kesinlikle bu esnaftan alışveriş yaptırmıyorlar turistlere. Kudüs halkının ekonomi durumu çok kötü. Kudüs'te yoksulluk oranı %70'ten fazla. Bu da İsrail'in araştırmalarına göre, yani işgal devletinin araştırmalarına göre diyor ki Kudüs'te yoksulluk oranı 70'ten fazla. Bu hakiki bir şey. Hatta daha fazla. Yoksulluk oranı 70'ten daha fazla. Evet. Yani Müslümanlara göre daha fazla. İsrail'in dediğine göre eğer %70 ise Müslümanlara göre daha fazla. Ve bu esnaftan kim alışveriş yapacak? Eğer İsrail boykot zaten yapıyor Yahudiler. Turistlerde de alışveriş yaptırmıyorlar
boykot olsun diye. Batı Şeria'daki Müslümanlar Kudüs'e gidemiyorlar bu esnaftan alışveriş yapmak için. Gazze'deki Müslümanlar zaten gidemiyorlar. Bu Kudüs'ün ekonomisi çok zayıf, halk yoksulluk oranı fazla. Bu esnaftan kim alışveriş yapacak? Bu esnafın durumu nasıl olacak? Bu proje sayesinde elhamdülillah bu esnaf ayakta kalıyor. Ve o esnaf ayakta kalamazsa da, belki onu da ifade edelim başkanım, hemen yerine işgal güçleri geliyor. Evet. Yani hazır zaten, tabii, zaten milyonlarca teklifler veriyorlar esnafa. Siz dükkanı satın. Aynen satın. Evlere yapılan teklifler. Aynı, hiçbir farkı yok. Yani siz dükkanı satın, biz satın alalım. Bu bayrak seferleriyle Filistin çeşitli şehirlerinden Kudüs'e Müslümanlar geliyorlar ya, bu esnaftan alışveriş yapıyorlar. Biz onlara diyoruz ki evine alacağın ekmeği şehrinden alma. Gidin Kudüs'ten al. Evine alacağın domatesi Kudüs'ten al. Evine alacağın giysi Kudüs'ten al. Her şeyi Kudüs'ten alalım ve Kudüs esnafını güçlendirelim. Bu esnaf ayakta kalsın. Elhamdülillah bu projeyle bu esnaf ayakta şu an. İlmi araştırmalara göre eğer bu proje, bayrak seferleri, Kudüs seferleri projesi eğer 2 hafta yapılmazsa bu esnaf kepenk kapatabilir. Allah muhafaza. Kudüs'te her metrekareye Arnona vergisi diye bir vergi çıkarttılar. Yakın tarihte İsrail işgal devleti. Arnona vergisi her metrekareye $150 aylık vergi ödemesi gerekiyor. $150. Yüksek vergilerle Müslümanları taciz etmeye çalışıyorlar. Müslümanlar o vergileri ödeyemesinler ve ödemeyecek hale gelsinler ki dükkanları kapatsınlar. Bütün esnafa bu uygulama yapılıyor. Zaman zaman bu esnafa cezalar veriliyor. Kiralar zaten yüksek, elektrik maliyetleri yüksek. Kudüs'te her şey pahalı. Ve Kudüs'e gidenler bunu bilir zaten. Her şey pahalı Kudüs'te. İsrail bilinçli bir şekilde Kudüs ekonomisini yüksek, pahalı bir şekilde tutmaya çalışıyor. Müslümanlar oradan çıksın diye. Vergilerini ödeyemez hale gelsinler ve Kudüs'ten çıksınlar. Yani kısaca son olarak bu bayrak seferlerini toparlayacak olsak, bayrak seferleri 2 ana hedefe destek oluyor. Birincisi, Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutuyorlar Müslümanlar. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak için, çünkü boş bırakıldığında Yahudiler giriyor, turistler giriyor Mescid-i Aksa'ya ve Mescid-i Aksa'yı 2'ye bölme planlarını bu şekilde gerçekleştirecekler. Eğer bu Müslümanlar Mescid-i Aksa'da nöbet tutmasalar. İkinci önemli faydası da Kudüs esnafına destek oluyorlar ve Kudüs esnafı bu şekilde güçleniyor. Peki son noktayı böylece koymuş olalım. Ben son bir soru sormak istiyorum. Elbette ki izleyicilerimiz bize sık sık şu soruyu soruyorlar. Bu projelerin maliyetlerini, bedellerini de bilmek istiyoruz diyorlar. Haklı olarak destek olmak isteyen izleyicilerimiz. Bilabedel Müslümanlar Kudüs'ün dışındaki şehirlerden Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya getiriliyor. Onlarca otobüsle, ki Ramazan'da siz de ifade ettiniz, biz de televizyon ekranlarında söyledik, 95 bin kişiye sadece Türkiye'nin iftar verdiğini düşünürsek, yani milyonlara varan, yüz binlere varan iftarlar verildi. Yoğun bir şekilde katılımlar oldu. Şu anda normal dönemi kastederek soruyorum. Bir Müslümanın otobüsle Mescid-i Aksa'ya getirilmesinin bedeli, karşılığı ne kadar Sayın Başkanım? Tabii biz şimdi şu an kendi otobüslerimiz var. Onlar sadece yakıt maliyeti ve şoför maliyeti ödeyerek Mescid-i Aksa'ya gidip geliyorlar. Ama bir maliyeti var neticede. Kiraladığımız otobüsler var. Tabii. Kiraladığımız otobüsler var. Onların maliyeti yüksek. Yani ortalama yaklaşık yıldaki projenin tamamını hesapladığımızda yaklaşık her otobüs yıllık 350-360 her sefer ortalama 350-360 euroluk bir masraf oluyor. Her otobüsün masrafı. Tabii yakın yerlerden gelen otobüsler var. Uzak tabii, yerlerden gelen otobüsler var. Ki. Kiraladığımız otobüsler var. Kendi mülkümüz olan otobüsler var. Ortalama yılda hesapladığımızda, proje maliyetini tamamen hesapladığımızda yaklaşık 350-360 euroluk bir masrafı oluyor her seferin. Evet. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanlar ve tekrar dönen Müslümanlar. Peki ben bu kadar destek olamam. İşte bir kişi, üç kişi, iki kişi götürmek istiyorum diyen izleyicilerimiz olursa. Otobüsler yaklaşık 50 kişilik, 60 kişilik. Evet, 50-55-60 kişilik otobüsler.
360'ı bölsünler. Böldüğümüzde yaklaşık yani kişi başı 7-8 euro civarında bir şey oluyor. Evet. Kişinin yani ben bir Müslümanı Mescid-i Aksa içerisinde nöbet tutmasını ben de sağladım. Ben de bir kişinin bir Müslümanın nöbetçinin bedelini de benim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ben burada yani fetva makamında değilim ben ama fetva veren hocaların fetvasını naklediyorum şu an burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men cehheze gaziyen felehu mislu ecrihi. Bir mücahide kim hazırlarsa, bir mücahidin maliyetini kim hazırlarsa aynı mücahidin cihat edenin sevabını karşılamış, yani aynı sevabı kendisi de almış oluyor. Bir mücahide hazırladığı için. Alimler, hocalarımız diyorlar ki Mescid-i Aksa'da şu an nöbet tutan Müslümanlar bu da bir cihat yeridir. Bir nöbet tutma yeridir. Çünkü Efendimiz hadis-i şerifinde net bir şekilde Mescid-i Aksa kıyamet gününe kadar nöbet yeridir ve ribat yeridir diyor Efendimiz hadis-i şerifte. Yani Mescid-i Aksa şu an Mescid-i Aksa'ya hizmet etmek de, Mescid-i Aksa'nın içinde nöbet tutmak da, Mescid-i Aksa'ya destek olmak da hepsi de bu ribat ve nöbet anlayışına, mefhumuna dahil oluyor. Ve kim bu Müslümanın nöbetine destek olursa aynı sevabı da kendisi de almış olur. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Peki değerli başkanım, beyarlık seferlerini böylece neticelendirmiş olalım. Kaç dakikamız var acaba araya? Ona göre devam edelim istiyorum. Devam ediyoruz anladığım kadarıyla. Reklama çok varmış daha başkanım. İlim halkalarına geçelim. İlim halkalarını biz burada sürekli gündeme getirdik. İlim halkaları da en az beyarlık seferleri kadar önemli. Biz hatta şöyle bir ifade kullanıyoruz, bilmiyorum abartmış mı oluyoruz ama Mescid-i Aksa'nın iki can damarı var. Bunlardan bir tanesi ilim halkaları, bir tanesi beyarlık seferleri. Evet. Tamamen i̇lim, doğru. İlim halkaları niçin gerekli Mescid-i Aksa için? Şimdi ilim halkalarını tam anlamamız için beyarlık seferlerine bağlamamız lazım. Şimdi aslında ayrı değil diyorsunuz. Ayrı değil. İkisi de birbirini tamamlayan projeler. Mescid-i Aksa'nın bölünmesine hayır demek için, Mescid-i Aksa'nın bölünmesine karşı olan bu iki ana proje, bayrak seferleri ve ilim halkaları projesi. Evet. Şimdi bayrak seferlerine giden Müslümanlar tabii ya sabah namazına gidiyorlar ya da akşam ve yatsı namazına gidebiliyorlar. Neden? Çünkü gün içerisinde Müslümanlar herkes işinde, herkes gücünde, yani herkes rızık peşinde gün içerisinde çalışıyorlar. Mescid-i Aksa'ya gidemezler. Ancak ve ancak ya sabah namazına gidecekler ya da akşam ve yatsı namazında Mescid-i Aksa'ya gidebilecekler. Bayrak seferlerinde şunu da söyleyeyim de bu, yani bu çalışma çok kolay bir çalışma değil. Bunu da anlayalım diye. Mescid-i Aksa'ya her gün sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için bu bayrak seferlerinde otobüslerle gidip gelen Müslümanlar var. Evinden saat 2.30'da çıkıyor. Gece. Gece 2.30'da çıkan otobüsler var. Mescid-i Aksa'ya gidiyor Filistin'de. Gece 2.30'da evinden çıkıyor. Otobüste Mescid-i Aksa'ya gidiyor. Sabah namazını kıldıktan sonra oradan döner dönmen döndüğü şekilde hemen kendi işine yetişmeye çalışıyor. Yıllardır böyle bu şekilde devam eden Müslümanlar var. Mescid-i Aksa sabah namazına kılan Müslümanlar. Yatsı namazına ve akşam namazına yine yoğun bir şekilde otobüsler gidiyor Mescid-i Aksa'ya. Ama gün içerisinde öğle ve özellikle öğle namazında yani herkes, mesainin olduğu saatler mesainin olduğu saatlerde Mescid-i Aksa boş oluyor. Ve bu saatleri turistler ve Yahudi fanatik grupları İsrail İşgal Devleti ciddi bir şekilde değerlendirmeye çalıştı bu saatleri. Gruplar halinde turistleri ve Yahudi fanatik grupları Mescid-i Aksa içine sokmaya çalıştılar. Geçtiğimiz 3-4 yılda yoğun bir şekilde daha önce de girmeye başlamışlardı. Evet. Ama geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde ciddi bir şekilde her gün gruplar halinde 50 kişilik gruplar, 30 kişilik gruplar Mescid-i Aksa'nın içine girmeye çalışıyorlar. Ve Mescid-i Aksa'nın içinde bir turistin bulunması, bir Yahudi fanatik grupların, bir hahamların bulunmaları normalleştirmek için bu projeyi, yani bu çalışmayı başlattılar.
aslında çok tehlikeli bir proje. Kudüs'teki Müslümanlar ve Şeyh Aleyhisselam onların başında bunun çok tehlikeli olduğunu fark ettiler. Ve 2010 yılında İlim Halkaları projesini başlattılar. Zaten Mescid-i Aksa Hazreti Ömer döneminden ve Osmanlı döneminde zirvesine ulaştığı bir mesele var. Mescid-i Aksa içerisinde alimler ilim tahsil ettiler ve ilim verdiler. Zaten bir ilim merkezi. Bir ilim merkezi, bir üniversite haline gelmişti Osmanlı döneminde Mescid-i Aksa. Aynı Evliya Çelebi'nin dediğine göre aynı günde 800 alimin ders verdiğini tespit etmiş. Ders verdiğini. Yani 800 alim ders veriyorsa siz de düşünün kaç 10 bin öğrenci var Mescid-i Aksa içerisinde. Yani en büyük üniversite bugün bu kadar bu rakama ulaşmaz. Hoca sayısı 800 değil mi? Hoca sayısı 800. Yani Mescid-i Aksa bir ilim yuvası iken bugün Mescid-i Aksa özellikle son yıllarda bu ambargolar sebebiyle Mescid-i Aksa yalnızlaştırıldı. Mescid-i Aksa özellikle öğle saatlerinde birkaç yaşlı amcanın dışında hiç kimse yoktu Mescid-i Aksa içerisinde. Ve İsrail bu saatleri değerlendirdi. Mescid-i Aksa'yı sürekli Yahudileri, turistleri ve Mescid-i Aksa içine sokmaya çalıştı. Biz bu projeyle Mescid-i Aksa'nın içerisinde sürekli Müslümanlara sabahtan akşama kadar hem ilim tahsil etsinler hem de Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutsunlar. Mescid-i Aksa'yı boş bırakmasınlar. Şu an 550 öğrencimiz var Mescid-i Aksa içerisinde. Her gün sabah 7.30'dan 3.30'a kadar, yani Mescid-i Aksa hiç kimsenin olmadığı saatlerde Mescid-i Aksa içerisinde bulunuyorlar ve ilim tahsil ediyorlar. Ders, orada hocalar var, alimler var. Hafızlık kursları yapılıyor. Fıkıh, tefsir, akaid, bütün bu ilimler Mescid-i Aksa'nın içerisinde bu saatlerde veriliyor. Ve bu öğrenciler her gün gelmek zorunda. Her gün bu işi gücü yok. Yani başka işlerden çıktı. Adı ilim talebesi. Ve biz buna aylık burs veriyoruz. Mescid-i Aksa'nın içerisinde ilim tahsil et, Mescid-i Aksa'yı boş bırakma. Çok kısa bir soru başkanım. Bu önemli bir soru olduğu için daha önceden de geldi çünkü bu soru ilim halkalarını konuşurken. İzleyicilerimizden bazıları dediler ki biz Mescid-i Aksa'ya gittik. 3-4 gün zaten kalınabiliyor. İbadetlerimizi yaptık. Bu ilim halkalarını baktık ama mesela göremedik orada insanları dediler. Biz bunun cevabını ekranlarımızda vermiştik ama sizin de ifade etmenizi arzu ediyoruz. Zaman zaman tabii işgal güçleri içeride toplanmasına müsaade etmiyor. Bunu da sizin ağzınızdan bir kere daha duyalım istiyoruz. Şimdi ilim halkaları cuma ve cumartesi günleri yapılmıyor. Niye cuma ve cumartesi günleri? Cuma ve cumartesi günleri Filistin'de resmi tatil. Cuma ve cumartesi günlerinde Mescid-i Aksa'ya zaten Müslümanlar geliyor. Yani öğle saatlerinde Mescid-i Aksa boş kalıyor diyoruz ya. Evet. O sıkıntı olmuyor cuma ve cumartesi günleri. Zaten cuma günü Mescid-i Aksa dolup taşıyor. Evet. Cuma namazı sebebiyle. Evet. Bu proje cuma ve cumartesi günde yapılmıyor. Hafta içi yapılıyor. Zaten sıkıntımız hafta içerisinde. Pazar, bunların hafta işin birinci günü pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Bu 5 gün sabah 7.30'dan akşam 3.30'a kadar kesinlikle her gün Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunuyorlar. Hatta Mescid-i Aksa'nın işte kıble mescidi veya kubbe tutuğunun içerisinde değil, yani kapalı yerlerde değil. Bunlar asıl amacımız Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunmak olduğu için, Mescid-i Aksa'yı boş bırakmamak olduğu için Mescid-i Aksa'nın alanlarında, dış alanlarda, yani açık bir yerde, evet, güneşin altında, yağmurun altında, soğuğun altında, sıcağın altında kalıyor bu Müslümanlar. Bu şekilde ilim tahsil ediyorlar. Yani çok meşakkatli bir proje aslında. Yani hoca da, öğrenciler de güneşin altında, yağmurun altında, sıcağın ve soğuğun altında Mescid-i Aksa'nın içerisinde nöbet tutmaya çalışıyorlar. Evet. Ve bu proje hafta içi her gün yapılıyor. Pazardan itibaren perşembeye kadar. Her gün sabah 7.30'dan akşam 3.30'a kadar 500 öğrenci Mescid-i Aksa'nın içerisinde ilim tahsil ediyor. Bu saatlerde Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunduğumuzda bu öğrencileri göreceğiz inşallah. Kesinlikle her gün yapılıyor ama hafta içi yapılır.
ve sabah 7.30'dan akşam 3.30'a kadar. Bu saatler sıkıntılı saatler. Bu saatlerde Müslümanlar mesaide oldukları için Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunamıyorlar. Bayrak seferleri bu saatleri kapsayamıyor. Bu saatleri kapatamıyor. Yani oluyor o saatlerde ama çok kısıt sayıda Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar. Ama diğer saatlerde ciddi bir şekilde, yani bu dediğim saatlerde Mescid-i Aksa'da Müslümanlar bu projede bulunuyorlar. Halkalar halinde, bayanlardan da var, erkeklerden de var. Halkalar halinde Mescid-i Aksa'nın içerisinde ilim tahsil ediyorlar. Ve zaman zaman biz orada çekimler yapıp Türkiye'ye gönderiyoruz. Destek veren Müslümanlar görsünler. Evet. Oradaki çalışmaları nasıl, hangi derecede ilerliyor. Hatta şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Bu öğrencilerimiz Mescid-i Aksa'nın geçtiğimiz iki gün önce yağmur sebebiyle gölgeli yerlere sığınmaya çalıştılar. Orada kaldılar. İsrail bu saatleri hemen değerlendirmeye çalıştı. Evet. Bu saatlerde turistleri ve Yahudi fanatik grupları Mescid-i Aksa'nın içine sokmaya çalıştılar. Ama oradaki Müslümanlar zaten nöbet tutuyorlar. Yani nöbet tutmak için geldiler oraya zaten. Hemen oradan çıktılar, o gölgeli yerlerine çıktılar, yağmurun altında tek bir sesleriyle o Müslüman, o Yahudi fanatik gruplarını çıkarttılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek bu gruplar Mescid-i Aksa'dan çıktılar elhamdülillah. Yani giren olmuyor mu? Giren oluyor. Tabii. Ama çok korkuyorlar. Yani 5 kişi girecekse onları koruyan 20 polis, İsrail polisi onlarla birlikte Mescid-i Aksa'ya içine giriyor. Mescid-i Aksa'nın içerisinde gezmeye çalışıyorlar. Evet. Başkanım, birkaç izleyicimiz nasıl yardımcı olabiliriz sorusunu soruyorlar. Ben çok kısaca hatırlattıktan sonra devam edelim istiyorum. Sevgili izleyiciler, elbette ki bu projeleri izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Başkanımız da anlatıyor önemine binaen, tekrar ifade ediyor. Beyarık Seferleri ve İlim Halkaları projelerine destek olmak isteyen değerli izleyicilerimiz bizlere telefon numaralarımızdan 0212 524 0101 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirler. Ayrıca e-mail adreslerimizden, internet sitemizden, şu anda ekranlarınızda da görüyorsunuz, mirasimiz.org.tr internet adresimizden bizlere ulaşabilirler. Beyarık Seferlerine ve İlim Halkaları projelerine, ki her ikisi de ifade ettiğimiz gibi Mescid-i Aksa'nın can damarları olan projeler, destek olmak isteyen izleyicilerimiz 0212 524 0101 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu projelere gücüm yetmez ama destekli olmak istiyorum, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki projelerin hepsine destek olmak istiyorum diyen izleyicilerimiz ise şu anda yine ekranlarınızda görüyorsunuz, 5772'ye herhangi bir şebekeden, cep telefonunuzdan mesaj göndererek 5 lira değerinde yardımınızı ulaştırabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım tekrar. İzleyicilerimize böylece cevap vermiş olalım. Sayın Başkan, sizin yine sıklıkla söylediğiniz bir şey var. Hatta Şeyh Raid Salah'ın da bu konuda ifadeleri var ilim halkalarıyla ilgili. Sayı 500'ün üzerinde şu anda. Ama bir hedefiniz var. Bu hedefi tutturursak, bu hedefe ulaşırsak Allah nasip ederse Mescid-i Aksa'da Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Niçin böyle bir hedef ve bu hedefi biz sizden duyalım istiyoruz. Şeyh Raid Salah diyor ki, eğer bana, tabii Şeyh Raid Salah'ın sözüne geçmeden önce şunu söyleyeyim, bu proje maliyetli bir proje. Niye maliyetli bir proje? Mescid-i Aksa'da bu öğrenciler, nöbet tutan öğrencilerimiz, her gün Mescid-i Aksa'ya gelmek zorunda. Her gün Mescid-i Aksa'nın halkalarında bulunmak zorunda. Yani başka bir işi, başka bir gücü, başka bir sorumluluğu olmaması gerekiyor. Evet. Bu proje devam etmesi için. Bir kısım Müslümanların aileleri var. Bir kısım Müslümanların ihtiyaçları var. Biz bu Müslümanlara Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaları da karşılığında onlara yardımcı oluyoruz. Kendine ve ailesine minimum şekilde yetecek şekilde onlara destek veriyoruz buradan. Kendine ve ailesine. Çünkü çoğu Müslüman, bunlar bilinçli Müslümanlar, büyük Müslümanlar. Yani 18 yaşından
50 yaşına kadar, 45 yaşına kadar öğrencimiz var mesleği aksan içerisinde. Bunların hepsi ilim tahsil ediyorlar ve hepsini nöbet tutuyorlar mesleği aksada. Bayanlardan da var, erkeklerden de var. Küçük çocuklar da var bu proje kapsamında. Ve bütün bunların, bu insanların ihtiyaçları var. Aileleri var, sorumlulukları var. Biz bu, yani aslında işinden gücünden feragat edip geliyor feragat insanlar. Edip buraya geliyorlar nöbet tutmak için. Ve canını artık Mescid-i Aksa için heba, yani feda eden Müslümanlar. Evet. Mescid-i Aksa'nın korunması için, Mescid-i Aksa'nın nöbet tutmaları için. Ve bu proje maliyetli bir proje dediğim gibi. Sayıyı yükseltemiyoruz. Çünkü çok maliyetli ve bunun kaynağını bulmakta Müslümanlar ciddi derecede zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Şeyh Resulullah bütün Müslümanlara şunu söylüyor, şu ifadeyi kullanıyor diyor. Ey dünya Müslümanları, Kudüs için, Mescid-i Aksa için en az 1000 öğrenciyi Mescid-i Aksa için tahsis edebilirsek, 1000 nöbetçiyi Mescid-i Aksa içerisinde tahsis edebilirsek, Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını ve Müslümanlara vereceğim. Yani Allah'ın izniyle Mescid-i Aksa'ya bir sıkıntı olmayacak. Peki şöyle bir soru işareti olabilir izleyicilerimizde. Yani bu ne kadarlık bir rakam ki altından kalkamayız sorusu olabilir. Ben destek olacağım diyen izleyicilerimiz olabilir. Yani ortalama bir rakam söyleme imkanımız var mı? Bir öğrencinin aylık maliyeti nedir? Yani bir öğrencinin aylık maliyeti, işte ulaşımı, çünkü başka şehirlerden gelen Müslümanlar var. Yani 100-150 kilometre uzaklığından gelen Müslümanlar var bu projeyi dahil almak için. Evet. Ulaşımı, yemeği, içmesi ve ailesine, kendisine yetecek şekilde iaşesini karşılamak için yaklaşık 1000 dolarlık maliyeti var her öğrencinin. 1000 dolarlık bir maliyeti var her öğrencinin. Ben bir Müslüman olarak ben 1000 doları aylık ödeyemem. Tabii. Ben bir öğrencinin günlük bedelini öyle yani bin, onu karşılayayım. 2 milyar Müslüman var, 3 milyar Müslüman var dünya üzerinde. Her Müslüman sadece bir öğrencinin bir günlük bedelini karşılarsa Mescid-i Aksa'da 10 bin öğrencimiz olur. Bir, 1000 öğrenci değil, 10 bin öğrencimiz var Mescid-i Aksa içerisinde. Ve Mescid-i Aksa bu projeyle, yani bu destekle Mescid-i Aksa korunmuş olur.